Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda mühendislik projelerine değinmeye çalışacağız. Statik proje, mekanik proje, elektrik projesi, sıhhi tesisat gibi konularda bilmeniz gereken, tasarım aşamasında dikkat etmeniz gereken konuları kısaca özetlemeye çalışacağız. Tabii bizim asıl önceliğimiz Passive House olduğu için Passive House'la ilgili bu noktalarda neler yaptık, nelere dikkat ettik, onlardan da kısaca bahsetmeye çalışacağız. Özellikle bizim gibi müstakil ölçekli projeler için oluşturulmuş mühendislik projeleri genellikle çok fazla aslında önemsenmeden oluşturuluyor. Buradan neyi kastediyoruz? Ya bunlar biraz hızlıca oluşturuluyor. Diyorlar ki zaten ilerleyen aşamada bununla ilgili birçok değişiklik olacak. Doğal olarak biz hani projeleri hazırlayalım. Çok da önemli değil şeklinde bir geri dönüş alıyorsunuz. Ancak bizce durum tam olarak böyle değil. Eğer siz olayın başında neyi nasıl yapacağınıza net olarak karar verirseniz uygulamada çok rahatlıyorsunuz. Yani bunu da yine size birkaç örnek vererek anlatmaya çalışayım. Örneğin mesela eğer uygulama projeniz doğru şekilde yapılmışsa o gelen sahaya usta size borunun nereden geçeceğini sormuyor. Birebir projeye uygun olarak yapıyor. Buna göre tekrar orada ölçü almasını gerekmediği için de bu tarz tekrar el uğraşlarına da ihtiyaç duymuyor açıkçası. Yine bunun yanı sıra siz ustayı daha rahat takip edebiliyorsunuz. Nerede ne yapmış, acaba doğru mu diye takip edip o yine bununla ilgili varsa düzenleme onu uyarabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra genellikle biraz daha büyük ölçekli projelerde bizim yine duyduğumuz bir durum. Ezbult denilen bir proje çıktısı yapılıyor. Bu ne demek? Projenin başından sonuna kadar işte bu tarz projelerde değişiklikler olduysa nerelerde değişiklikler olduğuna dair size projelerin son hallerini veriyorlar. Ancak eğer siz böyle bir projenin son halini yaptırmayacaksanız, o zaman sizin az önce de bahsettiğim gibi başlangıçtaki projeye sadık olan bir uygulama yapmış olmanız burada oldukça önem arz ediyor aslında. Biz de o yüzden bu projelerin doğru yapılmış olmasını oldukça önemli buluyoruz. Şimdi ayrı ayrı projelerde detaylarda biz nelere dikkat ettik ya da biz etmediysek siz nelere dikkat etmelisiniz? Bunlarla ilgili detayları da Halil sizler için paylaşıyor olacak. Projelerle ilgili ilk uyarımız, özellikle müteahhitlik kısmını siz üstleniyorsanız bu projeleri okuyabiliyor olmanız gerekiyor. Yani evet, mühendislik projelerinden bahsediyoruz. İşte statik projesinin inşaat mühendisi, elektrik projesinin elektrik mühendisi gibi mühendisler yapıyor ama günün sonunda bunların sahada uygulanabilirliği kısmen de sizin takibinizde gerçekleştiği için bu projeleri okuyabiliyor olmanız lazım. Hatta yapı kayıt belgesini almadan, yani inşaat ruhsatınızı almadan bu projelerin üzerinde sizin kafanıza yatmayan ya da bina tasarımınızı etkileyen durumlar nelerse, hatta bunu sezebiliyorsanız, önceden uygulama konusunda sizin nerelerde zorluk çıkarabildiğini öngörebiliyorsanız büyük fark yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu projeleri okuma konusunda çok fazla video var. Evet, biraz zaman alabiliyor belki öğrenmek ama yine de bakmanızı tavsiye ederim. Yine size biraz sonra ekran paylaşımı yaparak da bir uygulama göstereceğim. Mesela sahada da bu tarz projeleri erişmek, anlık olarak üzerinde metraj ya da uzunluk gibi ölçüleri almanız gerekebiliyor. Bu noktada bilgisayar taşımak, işte AutoCAD gibi başka bu DVG dosyalarını açabileceğiniz programları öğrenmek yerine FastDVG diye bir web sitesi var. Bu web sitesinin hem uygulaması var. Cep telefonunuzdan, bir browser üzerinden bunları herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan hızlıca görüntüleyebiliyorsunuz. Statik proje özelinde biraz konuşmak gerekirse, biz Passive House'dan dolayı mekanik bir sistem olacağını bildiğimiz için tavan konusunda ve kirişlerle ilgili çok fazla önlem almaya çalıştık. Buradan geçecek olan mekanik borular ve havalandırma boruları için kirişlerin yerleri ve konumlarına göre bir tasarım yapmaya çalıştık. Dolayısıyla burada bu iki projeyi, yani mekanik proje ile statik projeyi uygun bir şekilde getirebilmek için olabildiğince statik projeyi kiriş ve kolon yerlerini göz önünde bulundurduk. Yine mesela asmolen bir tavanla ilerlesek acaba bu mekanik sistemi çok rahat tavan arasında halledebilir miyiz diye bir fikrimiz oldu. Burada asmoleni denedik. Yaklaşık asmolenle normal kirişli sistem arasında 7,5 ton demir farkı çıktı. Yani asmolende daha fazla demir kullandığımız ortaya çıktı. Şimdi böyle olunca burada maddi durumlar ve uygulama konusundaki detayları da göz önünde bulundurarak zaten
tavandaki yapacağımız bütün bu mekanik sistemi bir asma tavanın içinde gizleme gereğinden dolayı biz tekrar normal kirişli bir yapıya döndük. Tabi burada mesela asmalen kalıp açısından, ustalar açısından daha kolayına geliyor. Öyle bir artısı var. Ama yine deprem konusunda kesme kuvvetlerine karşı çok dayanıklı olmadığı ile ilgili bazı yazılar da okuduğumuz için buna biz de çok güvenemedik açıkçası. Daha böyle niş örnekler üzerinden gidersek, mesela kolon tasarımlarınızı, yuvarlak kolon tasarımları yapabilirsiniz. Ama bunun sahada uygulanabilirliği konusunda önceden bilginizin olması çok önemli. Mesela yuvarlak kolonlar için çelik kalıplara ihtiyaç oluyor. Eğer bunlar bölgenizde yoksa ya da çalışacağınız usta da yoksa sizin maliyetlerinizi arttırabilir. Yine aslında yuvarlak kalıba da gerek yok. Mesela 40'a 40 gibi standart bir kiriş ve kolon ölçüsü oluyor çoğu yerde. Ve çoğu ustanın da, kalıp ustasının da elinde buna uygun kanat dedikleri hazır plywoodlar ya da kalıp malzemesi oluyor. Dolayısıyla size teklif verirken de bunları göz önünde bulunduruyorlar. Örnek veriyorum, standartın dışında bir sizin kolon kalınlığınız ya da kolon tasarımınız varsa o ustanın elindeki bu kalıplar onun için uygun olmayacak. Ya yeniden bu kalıpları yapmak zorunda, yani dolayısıyla kesmek zorunda kalacak. Burada da zayiatlar vesaireler düşündüğünde maliyeti değiştirebiliyor. Son olarak da mesela bazı yerlerde dikkat ediliyor ama bazı yerlerde bunların çok önemsenmediğini gördüm ben. Biz teklif alırken de gördük bunu. Mesela binanızın çatısı kenet çatı mı olacak? İşte çatı yapacaksanız bunu ahşaptan mı yapacaksınız, çelikten mi yapacaksınız, kiremit mi kullanacaksınız gibi detayları sormadan size statik proje çıkarıyorlar. Bu bina üzerindeki yükleri değiştireceği için bunları aslında başta düzgün bir şekilde söylemek önemli. Elektrik ve sıhhi tesisat projelerine birlikte değinmek istiyorum. Zaten bu projelerin uygulamaları da birbirine çok benziyor. İkisinde de sıva altı ve sıva üstü olmak üzere iki farklı uygulama zamanı ve tipi var. Dolayısıyla bu uygulamalar arasında da zaman geçiyor. O yüzden proje uygun bir imalat yapmak çok değerli. Çünkü neyi nereye koymuştum, işte buradan mı geçiyordu, şöyle miydi, böyle miydi, bunları hiç tartışmanıza, unutmanıza ya da bunları fotoğraflayıp bir yere not almanıza gerek yok. Proje düzgün bir şekilde yapıldıysa bunlar, direkt projeyi açıp bakmanız yeterli. Tabii bunu tasarım aşamasında yapmak o kadar kolay olmuyor. Yani aslında bunu biz de çok iyi yapabildiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü mekan konusunda algınız çok iyi olmadığı için bazı şeyleri göz ardı edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, biz bir yerde mesela anahtar prizini kapının açıldığı yönün tersine, yani kapının arkasına koymuşuz. Dolayısıyla içeri girip o anahtarı kullanabilmek için önce kapıyı açıp sonra kapatıp sonra kullanabiliyorsunuz. Uygulama sırasında düzeltebiliyorsunuz bu tarz tasarım detaylarını ama olabildiğince bunların hepsini öngörmek, işte bir odada nerede prize ihtiyacınız var, kaç tane prize ihtiyacınız var, bunların hepsini proje üzerinde belli olursa imalat, tekliflendirme, üretim, bunların hepsi çok kolay oluyor. Pasif house özelinde bu iki konuya değinirsek, şimdi pasif house'un hava sızdırmaz bir kabuğu önemsediği için özellikle binaya giriş ve çıkışlar genelde işte su tesisatı, elektrik tesisatında oluyor. Dolayısıyla biz bunları olabildiğince az noktalardan ve bir kere yapmak istediğimizden dolayı bunları binanın tek bir noktasına toparlamaya çalıştık. Mesela binada bizim bir bölümde alt taraftan su ile ilgili bütün girişler ve çıkışlar tek bir noktadan, yine hemen onun üst tarafında da elektrik ve mekanik tesisatla ilgili borular bir noktadan giriş çıkış yaparak iki noktadan aslında bina kabuğuna delik açmayı olduk ve bunu mühürlemesi de o yüzden kolaydı bizim açımızdan. Ve son olarak mekanik projeye hızlıca değinelim. Mekanik proje birazcık daha uygulama üzerinde size bunları daha çok göstermek istiyoruz ama biz mesela mekanik projemiz normal bir binaya göre havalandırması, işte ısıtması, soğutması farklı olduğu için biz bu projeleri yapsak da bunları belediyedeki ruhsat projesinin içine koymadık. Çünkü bunlar alışkın olmadıkları için onların kafalarını karıştıracaktı. O yüzden bunları da açıkçası belediye ile paylaşmadık diyebilirim. Belediye normal standart bizden istediği mekanik proje neyse o hesapları yapıp verip devam ettik. Şimdi mekanik proje ile ilgili tavan kısmında da söyledim. Pasif house özelinde en önemli şey tavan arasında kalacak olduğu için bu sistem. Oradaki yapıları çok iyi planlamanız gerekiyor. Ve normal bir eve göre aslında bu bahsettiğimiz mekanik proje daha fazla işte borulama, daha fazla kablolama, yine havalandırma kanalı gibi ekstra şeyler geçeceği için bunlar ister istemez bu bahsettiğimiz elektrikle, suyla bir noktada kesişiyorlar. Bu kesişim noktalarını çok iyi tasarlamanız gerekiyor. Yoksa imalat aşamasında da çok zorlanabiliyorsunuz. Bu konudaki yaptığımız hatalardan da size kısaca bahsetmek istiyorum. Mesela biz mekanik sistem için gerekli olan iki tane havalandırma egzoz ve emişinin olduğu
dışa çıkışlar vardı yine binanın dışında. Ve bunlar ikisi de perde betondan çıkıyordu. Ve buralarda biz aslında kalıp aşamasında bunların nereye denk geleceğini ve bunların yerlerini belirlemiştik. Ama iki kat arasındaki geçişler için açılması gereken şaft boşluklarını o an boru çaplarını çok iyi bilmediğimiz için ve mekanik proje ile ilgili teklifleri tamamlayamadığımız için o şaft boşluklarını açmamıştık. Daha projede de projelendirmemiştik açıkçası. Dolayısıyla projede olmadığı için bu kalıp ustaları onlara dikkat etmeden oraları tamamladılar haklı olarak. Sonrasında biz bunun işte oraları tekrar delmek, hatta daha büyük deldiğimiz için tekrar kapatmak gibi böyle çetrefilli süreçlerden geçtik. Dolayısıyla bu şaft boşlukları, işte korongelez gibi detaylar, bunların hepsinin mekanik projede düşünülmüş, hesaplanmış, hepsinin çalıştığına emin olunması çok değerli buluyoruz. Şimdi birazcık da ekran üzerinden bu projelerin nasıl okunduğu ile ilgili size küçük küçük bir şeyler göstermek istiyorum. Videonun başında bahsettiğim uygulama bu arkadaşlar. Farklı platformlar için bu uygulamayı edinebilirsiniz. Bir hesap oluşturduktan sonra buradaki My Cloud bölümüne geçtiğinizde bu şekilde elinizdeki projelerinizi, DVG dosyalarınızı buraya yükleyebiliyorsunuz. Ve bunlar cloud üzerinde olduğu için ister mobil uygulama üzerinden, isterseniz browser üzerinden istediğiniz yerde erişebiliyorsunuz. Programın bir sürü yeteneği var ama en basitinden bir iki tane basit özelliğini göstermek istiyorum ki hayat kurtarıyor. Mesela burada sıyı tesisat projesini açtım ben şimdi. İşte sıyı tesisatta bizim ısı pompasıyla bina içerisindeki bu sıcak su hatlarının ve sirkülasyon hatlarının dağılımını görüyorsunuz bu projede. Mesela burada bir ölçü almak istediğinizde şurada mezuraya gelip buradan ölçü aracını seçtiğinizde şuradan şuraya kadar olan yerin ne kadar olduğunu anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Yaklaşık burası 10 metreye yakın. Ya da mesela oda bazında bir alan hesabı yapmak istediğinizde yine mezura deyip buradan area deyip işte noktaları seçerek bu alanın kaç metrekare olduğunu hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Buna benzeyen bir sürü özelliği var. Dolayısıyla işinizi bayağı kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Yine bu projelere değinmek gerekirse mesela sıhhi tesisat projesinde bu şekilde her projenin içerisinde bir açıklama tablosu oluyor ve dolayısıyla siz neyin ne olduğunu aslında kısmen hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. İşte yerleşim planında su tesisatının nasıl olacağı gibi bütün detaylar bu projelerin içerisinde oluyor bu şekilde. Hatta burada mesela sıhhi tesisatta kat şemasındaki bütün boruların açık hallerini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine mesela birazcık havalandırma pasife özelinde havalandırma farklı olduğu için onunla ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Burada havalandırma hatlarını, borularını görüyorsunuz. Hem kirli hem temiz boruları proje üzerinde görebiliyorsunuz. Bu birinci katın mesela ikinci katın detayı bizim. Birinci katın detayına baktığımızda da bu şekilde detayları görebiliyorsunuz. Yine mesela cihazı konumlandıracağımız yeri belirleyip onu da merdiven altında nasıl konumlandıracağımızı belirleyerek oluşturmuştuk. Yine bahsetmiş olduğum perde betondaki şaft tünelleri, açılmış olan şaft tünelleri de burada yeşille gördüğünüz tüneller. Mesela bunların ölçüleri, kaça kaç oldukları ve bunların hepsi bu projede yazıyor. Elektrik projesini de hızlıca bir göstermek istiyorum. Mesela biz elektrik projesinde bu detayları iletmemize rağmen bizim ilettiğimiz şeyleri çok dikkate almamışlar. Mesela aydınlatmaları böyle kafalarına göre odaların içerisine aydınlatmalar koymuşlar. Anahtarları istedikleri yerine koymuşlar. Dolayısıyla bu projenin aslında biz daha sonra düzeltip kendimize göre tekrar çizdirdik. Yani ruhsat projesiyle bizim şu andaki elektrik projesi birebir aynı değil. Dolayısıyla bahsettiğim şeyler bu. Siz buradaki anahtarları nereye koyacağınız her şey belli olsa tekliflendirme, imalat süreçleri çok daha hızlı ilerleyebilir. Son olarak statik proje ile ilgili birazcık bir şeyler göstermek istedim. Buradaki istinat duvarlarının boyları, bu istinat duvarlarının yapı şekilleri, yine mesela perde betonla ilgili detaylarını göstereyim. Buradaki o perde betonların bağlanacak demir yapıları, işte burada etriyelerin mesela ölçüleri hepsi görünüyor. Aslında bunlar okuması dediğim gibi çok zor değil. Mesela burada 12 fi 16 yazan şey 12 tane 16'lık demir kullanacağınız anlamına geliyor. 30-50 şeklinde büküleceğini ve buradaki kancalarla birlikte işte toplamda kaç boyunun ne olacağı, bundan kaç adet kullanılacağı gibi detayların hepsini bu şeylerde görebiliyorsunuz. Statik projede görebiliyorsunuz.
Bunları sahada her bir kolon bazında, her bir kiriş bazında kendiniz takip etmek istiyorsanız bunları birazcık okumasını öğrenmeniz gerekiyor. Mesela statik projede bizim çözemediğimiz en önemli detaylardan bir tanesi, birinci katta şu görmüş olduğunuz L şeklindeki olan kolondu. Yani bütün kolonlar normalde dikey olmasına rağmen burada böyle bir detay çıkınca mesela programdaki hesaplamayı geçebiliyorduk biz. Dolayısıyla onu bu şekilde planlayıp buradaki duvarı da ona göre revize ederek buraları geçmiştik. Son olarak da bu projelendirme ile ilgili fiyat tablosunu size göstermek istiyorum. Bu aşamaya kadar sizlere mimari ve mühendislik projeleriyle ilgili detaylardan bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda ruhsatla ilgili detaylara yer vermeye çalışacağız. Bizi takipte kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.